Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber GTA 5 için güzel bir bilgisayar topluyoruz. Bu topladığımız bilgisayarı aranızdan bir kişiye hediye edeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili detayları da videonun ilerleyen dakikalarında görebileceksiniz. Bildiğiniz üzere GTA 5'in sistem gereksinimleri açıklandı. 3 aşağı 5 yukarı tahminimize yakındı bunlar. Sen ne diyorsun abi bu konuda? Evet, öyle de diyebiliriz. Açıkçası beklediğimize yakın sistem gereksinimleri açıklandı. Ve bu sistem gereksinimlerine göre ortalama 3000 lira civarında bir bilgisayarın GTA 5 için yeterli olacağını düşünüyoruz. Süper, ben de öyle düşünmüştüm zaten. 3000 liralık bir alışveriş yapacaksak bu alışverişimizi bonus ve üzerinden yapalım ve harcadığımızın bir kısmını geriye alalım derim ben. Ya kesinlikle, gayet mantıklı. Tamamdır, başlayalım alışverişe. Başlayalım. Bonus ve ana sayfasına geldik. Biz alışverişimizi hepsi burada üzerinden yapacağız. Neden buradan yapıyoruz? Çünkü ürünler elimize hemen ulaşsın ve bu videoyu size daha çabuk ulaştırabilirim istiyoruz. O yüzden hepsi buradan alıyoruz. Tabii sizin İstediğiniz daha uygun bir firma varsa bonus üzerinden bakıp görüp oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tek amacımız ürünlerin elimize çabuk ulaşması. Hepsi burada, giriyoruz. Tıkladığımız zaman zaten burada direkt çıkıyor karşımıza. Tek yapmamız gereken bonus ala tıklamamız. Aynen, gerisi zaten standart alışverişimize devam edeceksiniz. Hiçbir fark yok. Şimdi en başta en baba, en önemli parçalardan biri olan işlemciyle başlayalım. Ne olalım? Yani ne tercih ettin sen işlemci? GTA 5'in önerilen sistem gereksinimlerinde iki tane işlemci belirtilmişti. Birisi Intel i5, diğeri AMD FX serisiydi. Ben AMD'yi tercih ettim. Ya bunun bir özel sebebi var mı? Şey var çünkü benim bildiğim kadarıyla Intel'ciler ve AMD'ciler bunlar sürekli kapışırlar. Aynı şey gibi hani bu Android'ciler ve iPhone'cuların arasındaki savaş gibi. Arkadaşlar siz ne kullanıyorsunuz? Bu videonun altına bir yorum atın bakalım hep beraber. AMD'ciler mi daha fazla, Intel'ciler mi daha fazla? Böylece de savaşın da galiba ortaya çıkmış olur bence. Sen neden AMD'yi seçtin abi, yoksa AMD'ci misin? Özel bir sebebi var mı? AMD'yi seçmemin sebebi fiyat olarak Intel'e göre daha uygun. Hı hı. Artı aynı fiyat aralığındaki diğer işlemcilere göre oyunlarda daha performanslı bana göre. Peki diyelim adam diyor ki ben zenginim abi, cebimde sonsuz para var. Intel mi alsın bu adam, AMD mi alsın? Kesinlikle Intel. Intel abi, tamam. O zaman savaşın galibi de inceden belli oldu sanki. Tamam, tabii parası olanlara. Aynen. Yani biz şu an hani fiyat performansa da yakın bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden AMD'yi seçtik. Hangi modeli? Tam olarak model ismini de gösterelim. Ben AMD'nin FX serisinden 8350 işlemcisini tercih ettim. Aslında bu GTA 5'in önerilen sistem gereksinimlerinde zaten yazıyordu. Ben bu işlemcinin bir üst modeline baktım fakat çoğu anakart tarafından desteklenmiyordu. Bu yüzden bu işlemciyi almayı tercih ettim. Sanıyorum overclock yapmaya da biraz daha müsait, daha kolay oluyor diye biliyorum. Evet, yani 4.4 GHz'e kadar rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Overclock olayına çok hakim değilseniz yapmayın arkadaşlar, motoru yakarsınız. Aynen öyle. Bu işlemcimiz 4 GHz hızında. AM3 soket tipi. Tamamdır. 8 çekirdek. Bir de bunu söylemekte fayda var. Tamamdır. Ekleyelim sepetimize. Şimdi işlemcimizi ekledik arkadaşlar. Bu cayır cayır çalışan bir işlemci olduğu için cayır cayır da ısınacak tabii ki de. AMD'nin zaten kaçınılmaz geyidir. AMD işlemciler çok ısınıyor. O yüzden buna bir ekstra bir soğutucu almamız lazım. Kendi üzerinde bir stok soğutucusu var. Peki bu yeterli olur mu? Kesinlikle yeterli olmayacak ve bu oyun bilgisayarı olduğundan işimizi görmeyecektir. O yüzden ekstra bir işlemci soğutucusu almamız gerekiyor. Tamamdır. Tercihin ne oldu abi? Tercihim şu oldu. Thermaltake'in F3 serisi. Burada özellikle bakmamız gereken bir durum var mı peki? Kısaca bahsetmek gerekirse işlemcimiz AM3 soket tipini kullanıyordu. Bunun da AM3 uyumluluğu var. Aynen, o yüzden rahatlıkla alabiliriz. Direkt oturacak zaten bu üzerine. Evet. Tamamdır abi, at bunu da sadece. İşlemcimizi aldık arkadaşlar. Üzerine soğutucumuzu da aldık. Ve şimdi anakarta geçmenin zamanı geldi. Anakart olarak Gigabyte'ın 970A modelini seçtik. Bu anakart 4 tane RAM slotu var. 2 tane ekran kartı takabiliyoruz. 2000 MHz'e kadar RAM desteği var. Tabii anakart seçerken AM3 soket türünü olduğuna emin olalım. Bir de ek olarak işlemcinin bu anakart tarafından desteklenmediğini bilmemiz gerekiyor. Nereden bakıyoruz ona? Peki nasıl bileceğiz? Bunun için üreticinin web sitesine girmemiz gerekiyor. O işlemci modelinin desteklenip desteklenmediğini üretici firmanın web sitesinden bakmamız gerekiyor. Bunu zaten yazmak zorundalar. Yani her türlü yazıyor. Kesinlikle. Çoğu üretici firma yazıyor. Tamamdır abi. At bunu da sepete. Eklemek istediğin başka bir şey yoksa. İşlemcimizi aldık. Anakartımızı aldık. Soğutucumuzu aldık. Sıra geldi. RAM'lere mi? RAM'e mi? Tek parça mı aldın? Hani 4-8 mi aldın? Nasıl yaptın abi? Tek parça aldım. Kingston'un HyperX FreeRAID modelini aldım. Üzerinde sanıyorum kendi soğutucusu var bunun. Evet, yani oyunlar için tasarlanmış bir RAM. Süper. Web Tekno kırmızısı aynı zamanda. Aynen. Gayet çıkmış bence. Ne güzel, ömür boyu garantimiz de var. Aynen. Yani böyle teknolojik bir cihazda ömür boyu garanti olması bile bence enteresan. Aslında bir insan da RAM'i nasıl bozabilir, o da daha da enteresan. Tabii orası da bir ayrı bir konuşacak kısım. Tamamdır abi, aslında.
Şimdi en baba parçaya geliyoruz. Oyunun bize esas böyle performansını gösterecek olan parça, yani ekran kartımız ve muhtemelen de değil, muhtemelen değil hatta öyle, topladığımız sistemdeki en pahalı parça bu arkadaşlar. Kesinlikle en fazla para harcadığımız kısım bu. Aslında şöyle diyebilirim, GTA 5'in önerilen sistem özelliklerinde AMD'nin HD 7870 ekran kartını öneriyordu. Fakat bu oyunu oynadığımızda en önemli parça. Kesinlikle bundan acımamak lazım abi. Hem paraya acımayacaksın, hem yüksek bir şeyler alacaksın ki oyunu rahat rahat takılmadan oynayabilirsin. Bir de sanıyorum o önerilen sistemdeki kart 2 GB'tı. Bu 3 GB olması lazım. Bir de aralarında önemli olan zaten ekran kartı alırken bakmanız gereken bit farkı vardı sanıyorum. Tabii kesinlikle bu 384 bit. Diğer ekran kartı 256 bitti. Aynen. Ya bu bize bir performans artışı kesinlikle sağlar. Yani %1 vurursak. Yani %15-%20 arasında bir performans artışı sağlayacaktır. Tamam abi, at bunu da sepete. Evet arkadaşlar, ekran kartımızı taktık. Güzel bir kart taktığımızı düşünüyorum. GTA 5'te muhtemelen size hiçbir problem çıkartmayacaktır. Şimdi gelelim depolama alanına. Depolama alanı için SSD düşündük arkadaşlar. Yani çağımızın teknolojisi dediğimiz SSD için. Oyunun açılış kapanış süreleri çok fazla kısaltacak bu. Ki GTA'nın loading ekranları meşhurdur. Bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Ama 120 GB'lık bir SSD asla yetmeyecek. Çünkü GTA 5'in ne kadar istiyordu? 65 GB. 65 GB tamam, depolama alanı istiyor arkadaşlar. Ki 120 GB'lık bir SSD'nin 20 GB'lık sistem dersek 65 GB'lık oyun size kalacak. 35 GB'a yakın bir alan ki bu da hiçbir şeye yetmez. Yani 240 GB'lık bir SSD yeterli olacaktır. Kesinlikle işimizi görecektir. Hem oyunun açılış kapanış süresi, hem loading ekranları, hem de bilgisayarın açılış kapanma süreleri bayağı bir kısalacaktır SSD sayesinde. Şimdi bunu da ekleyelim aslında. Depolama için güzel bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. SSD'den başka bir şey zaten bu kasada çok çirkin dururdu. Şimdi kasamızı toplamaya başlıyoruz ve bu kasaya bir elektrik gitmesi lazım. Tabii yani açıkçası bunun için 500 wattlık bir güç kaynağı düşündük fakat bir tık üstüne alalım dedik ve 600 wattlık Aerocool'un Strike X modelini tercih ettik. Şöyle 500 watt da yeterli olur böyle bir kasa için, ancak ileride siz buna ekstra bir ekran kartı veya işlemcinizi değiştireceğiniz zaman 500 wattlık bir kasa yetinebilir arkadaşlar. İleriye yönelik bir kasa oldu aslında biraz da. Kesinlikle. Direkt bunu da sepetimize ekliyoruz. Kaynağımızı ekledikten sonra sıra geldi bunları bir giysi almaya, bunları bir kasaya toplamaya. Kasa olarak ne tercih ettin? Ki bu bir oyuncu bilgisayarı olacak. Kasanın incelen şekilde olması lazım. Kesinlikle yani bir oyuncu bilgisayarına bir oyuncu kasası yakışır. Yine Aerocool'un bir kasasını seçtik. Gayet şık duruyor. USB 3.0 SSD ready. SSD ready olması da şey yani. Aldığımız SSD'yi ekstra bir kasaya takmadan içine direkt oturtabiliyoruz. Aynen aynen. Budur. Ekstra bir aparat gerekmeden direkt SSD'mizi kasamıza takabiliyoruz. Aynen. Tamam abi, bence kasanın tipi falan gayet güzel. Gayet şık, aynen. Yapıştır abi bunda. 3000 lira civarında az kaldı. 3000 liraya yaklaşıyoruz, çok az kaldı. Şimdi kasayı da aldık ve bence yine en önemli parçalardan birisi kaldı. Monitör. Monitör benim için önemli abi, çünkü kasayı bir kenara kaldırıyoruz, bir daha hiç bakmıyoruz ama bütün oyunu monitörden görüyoruz. O yüzden monitörün güzel olması lazım. Evet, bence de güzel bir monitör seçmeliyiz. Bir de oyuncu bilgisayarı olduğundan biraz büyük olması gerekiyor. Bu yüzden AOC'un 23 inçlik bir modelini seçtik. İşte üzerinde bir analog girişi, iki HDMI girişi, bir de MHL girişi bulunmaktadır. Full HD LED monitörümüz. Yani zaten Full HD'den altı düşünülemez. Hani. Evet. Şimdi abi şunu da söyleyeyim. Bu monitörde iki tane HDMI var bir kere. Yani siz bir konsol oyuncusuysanız aynı zamanda konsolunuzu takıyorsunuz arkadan ve hani tak çıkar yapmıyorsunuz sürekli. Bilgisayarınız ve konsolunuz aynı anda bağlı kalabiliyor. Hani direkt üzerindeki tuşlardan geçiş yapabiliyorsunuz. Bence bu çok önemli bir özellik. Ayrıca monitörün üzerinde de hoparlör var. Bu da bazen hayat kurtarabilen bir özellik. Kesinlikle monitörümüz gayet şık duruyor. Resimden de görebileceğiniz üzere. Tamam abi, yapıştır bunu da. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Kasamız yavaş yavaş toplandı. Bitti. Şimdi geldik ufak tefek ayrıntılara. Klavye mouse seti alacağız bir tane. Bu klavye mouse seti bence kişisel bir ürün arkadaşlar. Siz hangi klavye mouse setini rahat kullanıyorsanız gidip böyle dokunarak kendiniz keşfetmeniz lazım. O yüzden biz içine şu an standart bir klavye mouse seti koyuyoruz. Logitech'in kablosuz klavye mouse seti. Aynen, MK270 modeli kablosuz. Standart bir ürün. Hani o yüzden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok üzerinde. Bunu da ekle abi. Ve en son olarak da neye geçiyoruz? Bir bilgisayarın olmazsa olmazı ama hiçbir zaman kullanmadığımız parçası ne olabilir? Tabii ki DVD-ROM. Ya ben muhtemelen en son bir 5 sene önce bir DVD takmışımdır bilgisayarıma. Aynen yani GTA 5'i kutulu almak isteyenler buna mecburen gerek duyacaktır. Aynen. Ya zaten yeni çıkan bilgisayarların çoğunda artık hani ince olsun diye DVD-ROM koymuyorlar ki, hatta bunda da yok. Aynen. Ekle abi, bunda yok yani DVD-ROM'umuz. O kadar da paradan kaçmayalım. 50 liralık bir şey. Şimdi elektrik DVD-ROM'da kaç para yaptı abi toplam, bir ona bakalım.
Hemen bakalım. Yaklaşık bir 3000 liralık bir limit belirlemiştik. Bakalım. Aha, cuk oturttuk. 14'lerde kaçırdık. Bir 14 liraya da bir şey daha almaya gerek yok ya. Şu an bütün parçaları aldık. Sağlam bir bilgisayarımız var arkadaşlar. Evet, siparişimiz onaylandı arkadaşlar ve kargoya verildi. Tabii siz şimdi bilgisayar toplama aşamasına geçeceğiz. Bu aşama çok hızlı bir şekilde olacak. Biz 2000 kargo bekleyeceğiz. Onun dışında şimdi bakalım bonus payeden ne kadar bir bonus kazanmışız. Hemen bakalım. Bu arada başlangıç bonusumuz 10 liraydı. 44 lira var şu an, yani 34 liralık bir bonus kazandık arkadaşlar. Bence iyi rakam, fena değil. Klavye ve bonus hepimizi 5'e getirdik, daha ne olsun. Yani abi taş attık, kolumuz mu yolduruz? Alışverişimizi normalde yaptık zaten. Ekstradan bir bonus kazanmış olduk. Siz de şu an ekranda gördüğünüz link üzerinden, Webtekno üzerinden bonus payı üye olarak 10 liralık bir başlangıç bonusu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız alışverişlerden hiçbir karşılık olmadan geriye bonuslar kazanabiliyorsunuz. Aynı bizim yaptığımız gibi. Evet abi, siparişimizi verdik. Ne yapıyoruz şimdi? Artık ürünlerimizin gelmesini bekliyoruz. Ürünler geldikten sonra hep birlikte bilgisayarımızı toplayacağız. Tabii bu videoyu izleyenler bu süreyi 1 milisaniye gibi görecek. Biz 2000 ürünleri bekliyor olacağız. Toplama aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii siz bu süreyi çok kısa gördünüz. Ancak biz 2000 kargo bekledik. Bu arkadaşların gelmesini bekledik gördüğünüz gibi. Bildiğiniz üzere videonun başına da söylemiştik. Bu bilgisayarı aranızdan birine vereceğiz arkadaşlar. Tabii bunun da belli şartları var. Bu videoyu Facebook'umuzda herkese açık şekilde paylaşmanız lazım. Ayrıca şu an ekranda görmüş olduğunuz linke tıklayarak karşınıza bir form gelecek. Bu formu dolduruyorsunuz. Bu kampanyamız arkadaşlar 1 Şubat gecesine kadar sürüyor. Saat 00'dan sonra yaptığınız katılımlar maalesef geçersiz sayılıyor. Tabii kampanya yapınca Webtekno bardağı vermemek olmaz. Bu bilgisayarın yanında 5 kişiye de Webtekno bardağı hediye ediyoruz. Bir Webtekno klasiği olarak. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarımızı toplamaya geçelim mi? Hemen başlayalım. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi parçaları böyle toparladık. Şimdi operasyona başlıyoruz ama hangi parçayla başlıyoruz ve neden o parçayla başlıyoruz? İlk önce anakartla başlıyoruz. Nedenimize aldığımız işlemcinin stop-on'unu kullanmıyoruz. Hı hı. Bu yüzden anakartta bazı parça söküp yerine aldığımız işlemci panını takmamız gerekiyor. Tamamdır. Modifiye gibi şeyler yapacaksın galiba. Aynen öyle. Başlayabiliriz. Anakartımız içinden 2 tane SATA kablomuz çıktı. Tamam. Birkaç vida. Kullanım kılavuzu. Ve bunu birazdan değineceğim. Çok önemli. Tamamdır. Daha önce bahsetmiştik. 2 tane ekran kartı slotumuz var. Aynen. 4 tane RAM slotumuz var. Hı hı. 2 tane de PCI slotumuz var. Tabii kullanmayacağız. Tamamdır. İlk önce soğutucuyu çıkartalım. O bayağı büyük duruyor. Yani gördüğünüz gibi biraz soğutucunun şekilde. Şöyle abi, parçalar da var içinde. Bunlar bir işine yarar mı? Yarayacak illa ki. Yani içine niye koysunlar da. Şöyle koyayım. Bakıyoruz başka. Başka da bir şey yok. Öncelikle soğutucumuzun kullanım kılavuzunu açmamız gerekiyor. Bakalım. Çok işimiz yarayacak. Yani şöyle işe yaramaz diye attım ama demek ki lazımmış. En zahmetli için burasının olacağını söyleyebilirim. Bu arada hayatımda ilk defa kullanım kılavuzunu okuyan bakan bir arkadaşım oldu. Bravo. Yani bu durumda es geçmemek gerekiyor çünkü en kritik yerimiz diyebilirim. Anakartta bazı işlemler yapacağız. O yüzden hani yanlış yakarsak anakartta ya da işlemciye zarar verme imkanımız bulunuyor. Burada bize adım adım anlattılar. Ona göre sırayla anakartın üzerinde değişiklikler yapacağız. Tamamdır. Bunu peki abi şeyi de sorayım. Hani sen bir yandan takarken bir yandan da muhabbet edelim. Hani hiç bilmeyen birisi bu kullanım kılavuzuna bakarak yapabilir mi, yoksa illaki böyle hani kılavuz videolarını izlemeli mi? Bakarak yapabilir. Zaten fazla bir adım yok. Hı hı. Sadece doğru parçayı doğru yere takması gerekiyor. Aynen. Yani tecrübelik bir durum var mı? Onu merak ediyorum. Ben daha önce hiç mesela takmadım böyle bir şeyi. Tecrübelik bir durum yok. Takarsınız ama ilk taktığınız zaman bayağı bir zamanınızı yiyecek. Onu anladım, söyleyebilirim. Anladım. Burası nereye gelecek, burası nereye gelecek derken. Bayağı bir zamanınızı yapacak. Tamamdır. Aa bak, burada en merak ettiğim parçalardan biri var, macun. Buna da geleceğiz herhalde. Evet, birazdan ona da değineceğiz. İlk adımımıza bakalım. Öncelikle parçaların her birinde numara verilmiş. Buna dikkat edelim. Öncelikle anakartımızın üzerindeki stop fanın takıldığı yerleri çıkarmamız gerekiyor. Çünkü birbiriyle uyumsuz. Hmm. Ya bunları çıkarmazsak bizim aldığımız daha büyük olan soğutucu oturmuyor. Evet, oturmayacak. Takamayız. Tamamdır. Abi soğutucumuzun yani maşallah var, bayağı büyük geldi benim gözüme. Neden bu kadar büyük aldık? Hani bunun bir tık daha küçüğü, yarısı kadarı bizim işimizi görmez mi? Çok büyük değil mi hani bu? Aslında şu an kararlarımdan, çünkü oyun bilgisayarı topluyoruz. Hı hı. Bilgisayarımız inanılmaz derece ısınacak. Hı hı. Bunu önüne geçmek için mecburen almamız gerekiyordu. Anladım. Çünkü stok falan hiçbir şey işimize yaramayacak. Tabii bunu alırken de kasaya da uyumluluğuna da dikkat ettik ayrıca. Yani kasaya ucu ucuna oturuyor bu. Evet. Yani bunu aşarsa kasanın yan kapağını kapatamayacaktık muhtemelen. Evet. Yani yan kapağı ya kapamayacak ya da taktığımızda biraz bombeli
olacak. O da kötü bir görüntü yani. Aynen. O kadar para vermişsin. Anakartın üzerindeki parçaları çıkardık. Hı-hı. Şimdi soğutucunun parçasını takmamız gerekiyor. Kullanım kılavuzundaki gösterdiği parçayı anakartın altına gelecek şekilde takıyoruz. Şu an dipleri oturtmaya çalışıyoruz. Bu arada zorlanıyorsan yardımcı olabilirim oturtmana falan parçaları. Yok, kendim diye demiyorum ama çok iyi oturturum. Eyvallah, buyur. Kullanım kılavuzunda gösterdiği 4 tane vidayı çıkartalım. Onları bulmaya çalışıyoruz şimdi. O vidalar hep isim isim adlandırılıyor değil evet, mi? Mesela G harfi denmiş. Buradan G harfinin tipine bakalım. Şu an anakartın arka tarafına gerekli parçayı taktık. Şimdi ters çevirip ön kısmına takacağız. Somunla sabitleyin diyor. Hemen somunumuza bakıyoruz. E harfiyle gösterilmiş. Bunlar şu an soğutucunun içinden çıkan parçalar değil mi? Evet, somunlar hepsi. Falan hepsi soğutucunun. Anakartla bir ilgisi yok bunların. Yok yok, herhangi anakartla ilgisi yok. Hı hı. Hepsi soğutucunun içinden çıktı. Peki ihtiyacımız olan bütün parçalar çıkıyor mu abi soğutucunun içine? Yani ekstra bize bir şey lazım yani. Sanırım tek lazım olan şey şu an tornavida oldu bize. Başka ekstra bir vidaya, bir şey, somuna falan ihtiyacımız yok herhalde. Evet evet, yani Intel işlemciler içinde, AMD işlemciler içinde hepsi soğutucunun içinden çıkıyor. Süper. Biraz sıkalım. Onun sıkma şeyi var mı aşaması? Hani böyle ne çok sıkı ne çok gevşek kafası mı olacak bunda da? Zaten şu an elini zor sıkacağımız için daha sonra tornavidayla arkadan biraz daha sıkmamız gerekiyor. Tamamdır. Sadece şu an oturtmaya çalışıyoruz. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar, bu işlemler sırasında kafanıza takılan sorular olabilir, aklınıza yatmayan yerler olabilir. Bizlere YouTube'dan yorum atın, konuşalım orada, tartışalım hep beraber. Bizden daha iyi bilen arkadaşlar da muhtemelen yorumlarıyla yardımcı olacaklardır. Şimdi anakartımız üzerine takacağımız üst plakayı yerleştiriyoruz. Onun için kullanım kılavuzunu bir inceleyelim. Tam olarak nasıl takılıyor? Siyah vida var, bir de renksizler var. Hangisi lazım acaba? Hemen bakalım. Bir de kılavuz kılavuzunda renkli olarak gösterilmediği için siyah mı beyaz mı tam anlaşılmıyor. Net bir şekilde. Ya uzunluk kısalıktan anlaşılabilir. Biri çok uzun, biri çok kısa. Sanki küçükler orası için ideal gibi geldi bana. Bana da öyle gözüküyor. Bir deneyelim. Hemen kontrol edelim doğru mu takıyoruz. Üst plakanın nasıl takıldığını kılavuzdan gördük. Şimdi vidalarla onu sabitleyeceğiz. Bunu takarken işlemci tipine göre delikler değişiyor. Onu kılavuzdan bakmamız gerekiyor. İşte AMD için A deliğini takarken Intel için B'ye takmamız gerekiyor. Hı hı. Üst plakamızın nasıl takıldığını kullanım kılavuzundan öğrendik ve şimdi onu vidalarla yerleştireceğiz. Kılavuza bağlı kalmak zorundayız sanırım değil mi? Bu işlemi ilk defa gerçekleştiriyorsanız açıkçası kullanım kılavuzuna bakmadan gerçekleştirmeniz pek mümkün değil. Tamamdır. Zaten bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra işlemimizin yarısı neredeyse tamamlanmış oluyor. En zor aşaması o zaman burası. Evet, en zahmetli aşaması burası. Aynen. Soğutucumuzun üst plakasına taktık. Anakartımızı çevirip biraz vidalarımızı sıkmamız gerekiyor. Çok aşırı derecede sıkıp da anakartımıza zarar vermeyelim. Gerçi alt plakada sünger var. Bunu önlemek için koymuşlar. Sünger mi var? Evet. Aa, enteresan. Bakayım, görebiliyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Siyah bir katman şeklinde. Vay, iyiymiş. Eli ağır olanlar için çözüm üretmiş adamlar. Herhalde böyle çok bir şey geliyordu adamlara. Sorun oluyordu bu millet için. Büyük ihtimalle. Kullanım kılavuzunda da özellikle belirtmişler. Sünger kısmını anakart tarafa yerleştirin şeklinde. Abanmayın diye yazmışlar mı peki? Yok, o şekilde belirtmemişler. İyi bakalım. Üst kısmına burası sıkalım. Aslında anakartta bu tarz işlemleri yaparken şey, statik elektrikten etkilenmemesi için işte eldiven ya da hani bileğimize bir kablo falan bağlarız. Hani zarar görmemesi için, biliyor musun? Bilmem ne, biz her gün eldiven takarız ailecek abi, o eldivensiz uyuyamayız abi, nereden bileyim, kasa toplamışlığım yok diyorum daha önce. Ama enteresan bir bilgiymiş bu da. Yani yapmak şartsa biz neden yapmadık peki? Vallahi şu ana kadar açıkçası yaparken hiç anakartın bozulduğunu görmedim, o yüzden bu da o zaman daldık. O zaman bu bilgi yalan çıktı. Yok, aslında yalan değil. Olması gereken bir şey sadece biz yapmadık ama imkanımız varsa yani kesinlikle öneriyorum. Şu alttaki poşet bir şey mi peki, bir alakası var mı? Aslında var. Anakart bu poşetin içindeydi. Statik elektriği önlemek için, statik elektrikten zarar görmemesi için bunun içine koyulmuştu. Biz altına koyarak anakartın bir miktar da olsa zarar görmemesini engellemeye çalıştık. Ha, ben bir de şeyi de çok merak ediyorum anakartla ilgili. Şurada şu pili var. Bu pil bitiyor mu hiç? Bitiyor. Rastladım. Kaç yıl peki dayanıyor o pil? Şeyi falan ayarlıyor değil mi? Mesela bilgisayar kapalıyken ne işe yarıyor o pil? Hazır şurada görmüşken ve açıkken de sorayım. Pil şu işe yarıyor, BIOS'a yaptığın ayarları, işte BIOS'un saatini, sıfırlanmamasını sağlıyor. Ne bileyim, mesela herhangi bir değişiklik yaptığında BIOS'ta bunları kalıcı bir süre, pil bitene kadar
hafızasına tutuyor. Pili çıkardığından sonra kısa bir süre sonra BIOS'a yaptığın tüm ayarlar sıfırlanıyor. Hatta şöyle bir şeyle karşılaştım. BIOS'un pili bittiğinde bilgisayar açılmaya başlarken kendini restart atıyor. Aynı şeyleri böyle sonsuz döngüye sokarak devam ettiriyor. Nedeni? Pilmiş meğerse. Aynen, pilin bitmesi. Hani başınıza öyle bir şey gelirse gidip de RAM'lere suç atmayın, değil mi? Bir pili, pile bakın. Peki onun kontrolünü nasıl sağlıyoruz? Pili ölçü aletleri ölçebilsin. Hani voltajı doğru mu mesela, ama biz tabii bilgisayar parçasını genel olarak sök, tak, çıkart mantığıyla yapıyoruz. Hı-hı. Bakıyoruz, söktük, yeni parça taktığımızda çalışıyor. Demek ki arıza olan olur. Tamamdır. Yani bunun kontrol için elimizde o zaman iki tane pil olacak. Evet. Tabii ölçü aletiniz varsa yapabilirsiniz, ama tabii genelde bizim gibi kullanıcılar için genelde yok. Hı-hı. Bu arada anakartın üzerine takacağımız solucunun oturacağı yer tamamlandı. Yuvasını hallettik yani. Evet. Tamamdır. Şimdi geliyoruz mu termal macuna? Evet, şimdi işlemciye geçiyoruz. Ondan sonra termal macunumuzu süreceğiz. Hadi bakalım. İşlemcimizi çıkartalım. Gördüğün gibi işlemcimizin yanında stok fanımız çıktı. Aa, o kadar uğraştık, bu artık bir işimize yaramayacak. Bunu sallayacaksın. Ama şunda şu kadar küçük olması ve bu kadar para olması beni üzüyor şahsen. Onu da belirteyim bu arada. Bir cümleyle söyleyeyim. Boy değil, işlev önemli. Eyvallah. Şimdi yani bunu güzel özenle kusulamışlar. Burada bu işlemciyi takarken biraz hassas olmamız hissini uyandırdı bende. Tabii canım, yani en pahalı parçalardan biri diyebiliriz. Hı hı. Bunu kullanırken de, işlemciyi takarken de yani strateji ettikten zarar görmemesi için işte eldivendir, işte bileğimize bir şey takmamız gerekiyor aslında. Hı hı. Tabii elimizde şu an olmadığı için direkt bodozlama takıyoruz. Tamamdır. Evet, şimdi işlemcimizi yerleştiriyoruz. Tabii işlemcimizi takmadan önce mandalı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Hı hı. Ardından soketin kenarında ufak bir üçgen var. Aynı simge işlemcinin kenarında da var. Bunlar birbirine denk gelecek şekilde işlemcimizi yerleştiriyoruz. İşlemciyi takmak için herhangi bir baskı uygulamayalım. Direkt bıraktığınızda kendisi oturması gerekiyor. Evet, oturduğunu görünce onu direkt mandalı kapatıyoruz. Evet. Tamamdır. Evet, işlemcimiz takıldı. Sıra geldi kritik duruma. Evet, sıra geldi. Termal macun. Bunu ne yapıyoruz abi? Neden sıkıyoruz? Ne işe yarıyor? Yeni aldığımız bir şeyin üzerine böyle sıvı bir şeyi akıtmak benim hiç hoşuma gitmiyor. Buyur abi, anlat bize bunu. Termal macun işlemci ile solucu arasındaki ısı iletimini daha net bir şekilde sağlıyor. Bu yüzden kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Yani %100 kullanacağız bunu, şart. Şart. Tamamdır. Kullanmadığımız takdirde işte ısı iletimi tam sağlanmadığı için işlemcimizde ısınmalar, kapanmalar, mavi ekranlar hep böyle başlıyor. Evet. Tamam, o zaman şeyi de anlat abi. Hani ne kadar süreceğiz? Bunu böyle üzerine yağlı boya gibi gezdireceğiz mi, yoksa böyle bir damla bırakıp onu mu yayacağız? Nasıl yapıyoruz? Onu şimdi anlatacağım. Üzerine kalan biraz pürüzlerden, tozlardan falan. Aynen, tamam. Onun ne sileceksin abi? Bir peçeteyle alayım. Al bakalım. Tabii biraz nemli olması lazım. He. Abi konuşturdun Türklüğünü. Birazdan bununla ayakkabımı sileceğim. GTA 5'i yapan adamlar görse ne derler bilmiyorum. Pratik çözüm bulmak bizim işimiz. İşlemcimizi temizlemiştik. Hı hı. Şimdi dedim mi güzel? Aynen öyle. Şimdi macunun işlemine geçebiliriz. Hadi bakalım. Öncelikle yanında verilen macun bir hayli fazla. Yani bunun hepsini sürmeyeceğiz. Tamamdır. Ortasında ufak bir nokta bırakıp, yani nohut büyüklüğü kadar. Evet, macunumuzu sürdük. Nohut büyüklüğü kadar dedin. Evet. Bunu biraz dağıtmamız gerekiyor üstünde. Hı hı. Onun için öğrenci kartımı kullanacağım. Tamamdır. Zaten hiçbir işine yaramıyor. Evet. Bir sınavdan sınava. Macunu sürerken çok fazla kenarlara sürmek istemiyorum. Çünkü soğutucu üzerine taktığımızda bir baskı uygulayıncadan zaten kenarları biraz kaydıracak. Evet. Yani sınırlara kadar götürmüyoruz. Evet. Yoksa anakarta taşıyor. Bir zararı var mı peki bunun? Görüntü kirliliği mi? Evet. Yani görüntü kirliliği diyebilirim. Ki yani şöyle diyebilirim. Anakart soketine çok yakın. Hani onun üzerine gelmesini istemiyorum. Bayağı iyi sürüyorsun abi. Evet abi. Boş zamanlarında böyle inşaata gidiyor musun? Yaptım diyebilirim. Mala gibi bayağı böyle. Aynen. Sağlı sollu. Az da olsa kullandım. Kullanmışlığım var. Kendi evimizde bir şey yaparken. Yalnız kenarları taşırmayalım dedin de bayağı şu an sınırlarda dolaşıyorsun gibi geliyor bana. Evet, biraz yaklaştım. Biraz temizleyeceğim herhalde orada. Evet, temizlemeye çalışıyorum. Aslında gayet iyi. Şu kenar biraz boş kaldı. Hı hı. Oraya da biraz sürmeye çalışıyorum. Gördüğün gibi
macunumuzu sürdük. Çok ince bir tabaka yaptım. Hatta işlemcinin yazıları bile okunma seviyesinde diyebilirim yani. Gerçi çok çok rahat okunmuyor ama. Evet, macun sürme işlemimizi tamamladık. Şimdi soğutucumuzu yerleştiriyoruz. Aynen şu şekilde. O kelepçe sistemi herhalde onun sağlam tutması için. Evet, işlemciye sıkı sıkıya böyle yapışması için. Bunu yerleştireceğiz. Hafif içine sıkalım. Evet, şu an kelepçemizi sıkmaya çalışıyoruz. Bunu takarken bir tarafı daha fazla sıkmak yerine eşit oranda sıkmaya çalışın. Çünkü bir taraf gergin olduğundan takmanız inanılmaz zorlaşıyor. Evet, diğer tarafı da sıkalım. Bu işlemi gerçekleştirirken biraz baskı uygulamamız gerekiyor. Çünkü zor takılıyor. Bayağı gergin olması gerekiyor. Sağlı sollu gidiyorsun sürekli. İşlemci evet. Herhalde. Aksi takdirde yüzey tam oturmayabilir işlemcinin yüzeyine. Zaten sonuna geldik. Daha fazla sıkamıyoruz. Evet, şu an soğutucumuz da takıldı. Tamamdır. Evet, şimdi fanımızı takıyoruz. Tamamdır. Öncelikle kelepçelerimizi yerleştiriyoruz. Fanımızı tutması için. Bu aşaması da zor aşamalardan birisi diyebilir miyiz? Evet, yani biraz uğraştıracak. Kelepçe bir işlik istiyor sanki. Evet, takmamız gerekiyor kelepçeyle. Tamamdır. Bir tanesini taktık. Evet, kelepçeleri yerleştirdik. Şimdi fanımızı takıyoruz. Kablonun uzunluğuna dikkat etmek lazım, değil mi? Evet. Yani gücü alacağı yere yetişmesi lazım, ona göre takın. Evet, CPU fanının takılacağı yere göre kabloyu yani fanın yönü ona doğru olacak. Evet, kesinlikle. Tamam. Yoksa tekrar çıkartmanız gerekiyor. Evet, fanımızı da yerleştirdik. Kablomuzu da hazırken takalım. Kablo takma işleminde bir olayı yok. Dümdüz direkt sokunca giriyor yani. Evet evet, sen ters sok zaten ters sokma imkanı yok. Ha. Ona göre yapılmış. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi neye geçiyoruz abi? Soğutucumuzu taktık. İşlemci soğutucumuzu taktık. Evet, şimdi kasaya geçmeye başlayabiliriz artık. Evet, kısmen anakartımızı bitirdik. Başlarda size göstermiş olduğum şu aparat vardı. Bunu her seferinde takmayı unutuyorum. İlk önce anakartı takıyorum. Daha sonra bunu takmadığımı fark ediyorum ve anakartı en baştan tekrar sökmek zorunda kalıyorum. Unutmadan önce hemen takalım. Ne işe yarıyor peki? Neden takmak zorundayız onu? Açıkçası hani görüntü olarak işe yarıyor diyebilirim. Anakartta bulunan giriş çıkışların arasında kalan boşlukları hani örtmek için kullanılıyor. Artı üzerinde işte USB, mikrofon, hoparlör gibi hani çıkışları belirten yazılar var. Hani hangisinin neyin ne olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. Artı en büyük özelliği sadece görüntü olarak kalan boşlukları örtüyor. Haricinde bir işe yaradı yok. Tamamdır. Yani görüntü. Evet, hemen takalım. Hemen yönüne bakıyorum nasıl takıldığına dair. Evet, şu şekilde. Evet, yerleştirdik. Şimdi nereye geçiyoruz abi? Taktık. Şimdi anakartımızı kasaya yerleştirmeye başlayabiliriz. Tamamdır. Soğutucu için o kadar uğraştık. Sonunda takıyoruz. Açıkçası şunu söyleyebilirim ki kasa pek hoşumuza gitmedi. Aldığımız gibi açıkçası görünmüyor. Hem kalite bakımından hem de içinin darlığı bakımından. Malzeme kalitesi biraz kötü. Onun haricindeki diğer parçalarımız gayet güzel. Kaçıncı videoyu takıyorsun abi bu arada şimdi? Şu an 4. videoyu ve biraz zorlanıyorum. En köşede. Evet, anakartımızı yerleştirdik. Şimdi RAM'i aradan çıkartalım. Şimdi şöyle bir şey sorayım ben sana. RAM ile ilgili çok fazla soru geliyor bize abi. Nasıl takarız? Hani takarken nelere dikkat etmeliyiz diye. Çünkü biliyorsun son kullanıcının en kolay değiştirebildiği parça RAM'dir. Ekran kartı. Evet. Ekran kartı da beraber RAM diyebiliriz. Nelere dikkat etmeliyiz RAM'i takarken?
Aslında çok fazla dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Bilmiyorum görüyor musunuz ama RAM'i ayıran bir ufak kesik var. Bir taraf kısa, bir taraf uzun. Anakartta da aynı şekilde var. Bunlar birbirine denk gelecek şekilde taktığımız sürece herhangi bir sorun yaşamayız. Tabi takarken yandaki kliplerin tamamen açık olması gerekiyor. Aksi takdirde takılmıyor. Hemen yerleştirelim. Evet, üstten hafifçe kenarlarına aynı şekilde bastırınca rahat bir şekilde oturacak. Hatta klipler kendisi kapanıyor. Bilmiyorum duydunuz mu ama ufak bir klik sesi geldi. Emin olmak için klipleri tabii tekrar bastırıyoruz. İyice oturduğuna dair emin olmak için. Evet, oturdu. Şu an RAM'imiz takıldı. RAM'i taktık en kolay parçalardan birisi. Şimdi evet. Geçiyoruz? Şimdi power supply'ye takalım. Elektriği gönderecek alet. Aynen. 600 wattlık. Yani takarken tek diyebileceğim fan kısmının, kasanın şurada bulunan deliklere gelmesi lazım. Fanı içe doğru vermeyin. Hemen vidalayalım. Evet, güç kaynağımızı kasaya yerleştirdik. Şimdi SSD'mizi takacağız. Daha önce de demiştim, kasada SSD Ready özelliği var. Yani SSD'mizi direkt kasaya takabiliyoruz. Hemen takalım. Evet, SSD'mizi taktık. Daha sonra kablolarını takacağız. İleride bizi takması zorlayacağından ön paneldeki işte power düğmesi, reset düğmesi, USB ve ses çıkışlarını takalım. Yoksa ileride ekran kartını taktığımızda takmamız zor olacak. Öncelikle USB data kablomuzu anakarta yerleştiriyoruz. Bu en kolay parça. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. En sinir olduğum durum. Genelde bilgisayarcıdan aldığınız bilgisayarlarda ön paneldeki USB ve ses çıkışları çalışmıyor. İçine açıp baktığımızda kabloların takılmadığını görüyoruz. O kadar para alıyorsun fakat iki tane kabloyu takmayı düşünüyorsun. Onu da anlamış değilim. Biz tabii onu takmadan geçmiyoruz. Evet, ön panelin kablolarını taktık. Bir tek ön taraftaki fan kablomuz kaldı. Bunu daha sonra takacağız. Şimdi geldik mi ekran kartına? Evet, şimdi ekran kartını takabiliriz. Hadi bakalım. Takmaya başlayalım. Takımı nasıl, kolay mı? Takımı SoftView'dan çok daha kolay diyebilirim. Ekran kartımızın üzerinde jiletini çıkartalım. En sevdiğim kısım. Gördüğünüz gibi gayet uçak. Sığacak mı o kasaya? Sığar. Onu kontrol ettim. Hadi bakalım. Ekran kartını takabilmemiz için kasanın arkasında bulunan PCI hizalarındaki slotlarından bir tanesini kırmamız gerekiyor. Tabii kıracağımız slotu iyi hesaplamamız lazım çünkü hani boşu boşuna boş slot kırmayalım. Aynen, boşu boşuna kırmayalım. Çünkü kırdıktan sonra geriye dönüş yok. Tabii ekran kartımız büyük olduğu için yanındaki diğer slotu da kırmamız gerekiyor. Evet, ekran kartımız oturdu. Fakat bunun sabit kalması için kırdığımız slottan orada iki tane vida yeri var. Onlardan sabitlememiz gerekiyor. Hemen sabitleyelim. Evet, ekran kartımızı da taktık. Şimdi geriye kalan DVD durumumuzu takalım. Pek kullanmayacaksınız ama biz yine de aldık, takıyoruz. Bu son parça mı artık kasanın içine girecek olan? Evet, son parçamız. Bundan sonra artık kablolama işlerine geçeceğiz. Hemen takalım DVD durumumuzu. DVD durumumuzu taktık. Artık kablolama işlemlerine geçebiliriz. Geriye de bir şey kalmadı. Evet, kablolama işlemlerimiz bitti. Bu işlem biraz uzun ve sıkıcı olduğundan dolayı hızlıca geçtik. Fakat şunları söylemek isterim. Kablolama işlemi yaparken kabloları düzgün bir şekilde dolaştırmanız gerekiyor kasa içinden. Aksi takdirde hani fanlara değerse gereksiz yere kasanızdan ses çıkacaktır. Ek olarak SSD'mizi anakartın SATA 3 portuna taktığımıza emin olalım. Aksi takdirde SSD'mizden tam olarak performans almayacağız. Onun haricinde kasa toplama işlemimiz genel olarak bitti. Bitti mi abi gerçekten? Bitti abi. Kapatıyoruz mu? Kapatalım bakayım. Evet arkadaşlar, kasamızı topladık hep birlikte. Şimdi bir de monitörümüzü açalım. Güzel bir monitör seçmiştik çünkü. Görsellik önemli oyunlarda. Şuradan. Gayet güzel görünüyor resimde ama bakalım. Nasıl çıkacak? Kasadan pek umduğumuzu alamadık. Bari monitörden alalım. O kadar para verdik monitörü çünkü. Aynen. Şimdi açayım size öyle. Gayet güzel paket yemişler. Aynen, temiz.
Ve içinden sanıyorum HDMI de çıktı. Evet, HDMI kablomuz burada. Süper. Onu almayı unutmuştuk. Ne oldu şimdi? He? Abi çok şık bir panel bence. Çerçeveleri de gayet ince gibi duruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da monitörümüz. GTA 5 için bilgisayar kazanan arkadaşa gidecek monitör. Ayaklarını da takalım. Takalım. Monitörümüz bu arada 23 inç arkadaşlar. LED bir monitör. Kendi hoparlörü bulunuyor. Onun dışında videonun başında bahsettiğiniz gibi iki tane HDMI girişi var. Konsolunuzu da rahat rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca VGA girişi de var. Evet, monitörümüzü de ayağına oturttuk. Şöyle bilgisayarla bir yan yana dursunlar. Bence çok şık oldu abi. O kadar kasa topladık arkadaşlar. Bakalım çalıştıralım. Nasıl çalışıyor? Daha biz de denemedik. Hep beraber bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız artık tamamen hazır. Bu bilgisayarı Windows 10'un yakışacağını düşünerek Windows 10'u da kurduk. O şekilde teslim edeceğiz. Ayrıca tabii ki de bilgisayarı kurar kurmaz ilk yapacağımız iş webtekno.com'a girmek oldu. Bu bilgisayarı videonun başında söylediğimiz gibi aranızdan birinize hediye edeceğiz arkadaşlar. Bunun için de şartlar oldukça basit. Bu videoyu herkese açık şekilde Facebook profilinizde paylaşmanız lazım. Aynı zamanda burada tabii herkese açık kısmı çok önemli. O şekilde paylaşmazsanız biz sizin paylaşıp paylaşmadığınızı göremiyoruz. Aynı zamanda şu an ekranda gördüğünüz linke tıklayarak bir yeni bir sayfaya gidiyorsunuz ve orada bir form doldurmanız lazım. O formu da doldurduğunuz zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında başka ne veriyoruz? 5 tane Webtekno bardağı veriyoruz tabii ki klasik olarak. Aranızdan 5 kişiye de Webtekno bardağı vereceğiz. Yani Webtekno bardağımız olmazsa olmazlardan. Tabii canım, aynen. Kampanyanın olmazsa olmazı Webtekno bardağı. Son olarak eklemek istediğim, kampanyamız 1 Şubat gecesine kadar sürüyor. 00'a kadar, yani 00.01'de kayıt olursanız geçerli olmuyor arkadaşlar maalesef. Çünkü bu diğer arkadaşlara haksızlık olmuş olur. Ayrıca kazanan arkadaşları da kampanya süresi bittiği zaman arkadaşlar bunun için bir video çekeceğiz. Onu da webtekno.com'da bulabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi bizi Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın arkadaşlar. Yeni kampanyalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.